Herkese selamlar dostlar. Çok güzel bir Dünya Kupası videosuyla sizlerleyiz. Öncelikle direkt başlayayım. Şöyle bakın 500 TL bir bakiye yattım buraya. 500 TL'lik bir kupon yapacağız. Fakat bu kuponlarımız hepsi uzun soluklu kuponlar. Dünya Kupası'nı kim kazanır? Gruplarda kim lider çıkar? En çok turnuvanın değerli kalitesi kim olur? Grup aşamasında kim lider olur? En çok golü kim atar? Finalin adı kim olur? Bunlarla birlikte tam tamına tam 500 TL'lik bir kupon oluşturacağım sizlere katılacaklara, değerlendireceklere bol şanslar. Hem sizlere göstereyim nereden nasıl yapacağınıza dair de sizlerin de fikri olsun. Öncelikle sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce Dünya Kupası'nı kim kazanır? Sizlere yazın. Ben kendi favorimi söyleyeyim. Hatta zaten bu videoda kendi oyuncaklarıma kuponlara baktığınız zaman da anlayacaksınızdır zaten. Benim buradaki favorim Arjantin'dir. Ben ro normalde Ronaldo'cuyumdur. Telegram'da herkes bilir profilde yıllardır Ronaldo vardır bende. Fakat bu dünya kupasında Messi'ciyim. Bakalım herkese bol şanslar. Geçtim bunu. Yüksek misli ne yaptık en sonunu bahsedelim. Gruplarımızda zaten yüksek misli grubumuz. Kupon odası, canlı odası, yüksek oran sistem grubunda her türlü devam ediyoruz. Dün yüksek misli grubunda Kızıl Yıldız mücadelesine doğrudan Kızıl Yıldız'ın galibiyetini verdim güzel orandan da 1.54'e yakın Avrupa oranı vardı bu, bunun mesela. 1000 liraya burada 1550, 1540 lira gibi ben kendim para aldım mesela. Değerlendirenlere bol şanslar yüksek misli grubunda zaten amacı yüksek oynayıp sermaye yapıp 500, 1000 lira, 2000 lira 10 yaşa göre kazanmaktır. Yüksek misli grubunda da devam ediyoruz ki bugün de verdim. Geçtim bunu. Canlılarda da hız kesmiyoruz. Dün ben kendim 5 tane canlı bahis verdim. Bu canlı bahislerin hepsi de başarılı oldu. Toplamda 7,85 katı kazandık arkadaşlar. Yaklaşık 8 katlık bir e, kazanç elde ettik sadece benden. Diğer editör arkadaşlarımızda alanlar varsa zaten ki alanlar bir ayrı fazla. Toplamda artı 20 orana kadar kazandılar. Artı 20 katı olarak kazandılar. Canlı olarak da zaten her zaman söylediğim gibi devam etmekteyiz bilginize. Geçtim bunu. İsterseniz direkt başlayalım. 500 TL'lik bakiyemiz var. Ondan sonra devam edelim. Bakın şuradan futbola tıklıyoruz öncelikle. Göstereyim. Bilmeyenler bir aylı fazla çünkü. Tıkladık. Yukarıdan basketbol, tenis ve şurada UV futbol var. Buraya tıkladığınız zaman da liglerin kim şampiyon olur, dünya kupası kim şampiyon olur bu şekilde ilerliyoruz. İsterseniz direkt başlayalım. A grubu. Şimdi benim A grubunda kazancım yani favorim Hollanda. Hollanda'yı burada gruptan çıkar diyerekten alıyorum öncelikle. Ondan sonra C grubuna geçiyorum. İlk kuponumu oluşturuyorum. Bu kuponum 200 TL'lik bir kupondur arkadaşlar. bilginizle. Zaten birlikte oynayacağız. C grubunda da arkadaşlar ben Arjantin'in kazanmasını bekliyorum. Arjantin aldım. Zaten Polonya, Meksika, Suudi Arabistan favori Arjantin. F grubuna gidiyoruz. F grubunda ise arkadaşlar Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada var. Ben burada Belçika tarafındayım. Çünkü 6. jenerasyonun son turnuvası olabilir bu mücadelede Belçika, Belçika adına. O yüzden bu gruplardan Belçika'nın yıldız çıkmasını bekliyorum. Son olarak da G grubuna gidiyorum. G grubundan da Brezilya çıkar diyorum. Toplamda 4 mücadelelik bir kupon oldu. 2.99'luk oranlık bir kupon. Ben buna 200 TL şöyle birlikte oynayalım. Oynayaraktan gideceğim zaten. Hemen oyna. Onayla hocam. İlk kuponumuz oynanmıştır. Hayırlı olsun. Geçtim ikinci kuponuma. Şunları kapatalım şöyle. Aklımız karışmasın. İkinci kuponumda D grubuna geçiyorum. D grubunda benim favorim burada Fransa. Zaten Danimarka, Avustralya, Tunus var. Ben burada Fransa'nın galip gelmesini bekliyorum. H grubuna geçiyorum buradan da. H grubunda da Portekiz. Ronaldo'cuyu zaten söylemiştim. Bu grubunda yıldızı bence Portekiz olur. Ve son olarak da E grubuna geçmek istiyorum. E grubunda ise arkadaşlar İspanya favori olsa da ben Almanya'nın bu grubu lider bitirmesini bekliyorum. Burada da favoriye gitmiyorum ben. 1.79'dan Almanya alıyorum. Bunun da oranı arkadaşlar 3.50'lik bir oran var. Buna da 100 TL atıyorum. Şöyle okey. Buna da 100 TL atıyorum. Attık mı attık. Tamam. Şimdi geçtik. Bunları kapatalım. Grup bahislerimizi yaptık mı? Gayet de güzel yaptık. Burası okeylendi. Burası da okeylendi. Şimdi Dünya Kupası'nın 2022 yazıyor bakın şurada. Oraya tıklayalım. Sizce Dünya Kupası şampiyonu kim olur? Öncelikle ben zaten favorimi söylemiştim. Bakın Messi özellikle bu Dünya Kupası'nı çok şey yapıyor. Arjantiler ve takım oyunu olarak da ve takım kimyası olarak da şu an Arjantin gibi bir takım görmedim ben. Takım oyununu çok iyi sergiliyor. Ama bireysel olarak da o kadar da çok yeterli oldukları söylenemez. Ben burada Arjantin'e şöyle bir besmele girelim. Arjantin Dünya Kupası şampiyonu olur mu? Ben buna bir 30 TL atıyorum. Attık mı 30 TL buna? Bu da tamam. Tabii ki sadece Arjantin'e değil birkaç tane daha favorimiz var. Onları da oynayalım istiyorum ben burada. Öncelikle bir sürprize imza atalım burada. Sırbistan diyorum ben. Sırbistan'ın da çok güzel bir kadrosu var. Turnuvaya sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Buna da ben bir 10 TL oynamak istiyorum. 10 TL'ye 700 TL gibi bir miktar veriyor. Güzel bir olduğunu düşünüyorum bunu da. Alıyorum bunu da. Sırbistan'da sürpriz yapar diye düşünüyorum açıkçası. Yapma ihtimali var açıkçası öyle söyleyeyim. Kadro kalitesi çok güzel. Onun yanına bir de Portekiz almak istiyorum. Portekiz'in de şampiyonluğunu ben şundan görüyorum. Çok fazla isteyeceklerdir Portekiz takımı da. Ronaldo sahili takım kadrosu çok kaliteli. Ben bu taraftan yanayım. Buradan da Portekiz'i alıyorum. Bunu da oynattık arkadaşlar. Şimdi geçtim. Ondan sonra bu oynadık. Finalin adı kim olur? Dünya Kupası'nda finalin adı ne olur? Ondan önce bir de şundan bahsetmek istiyorum. Herkese açık bir Telegram grubumuz var. 4300 kişilik bir grup arkadaşlar. Bu grup. Bu gruba da katılın. Buraya da dün 4 tane canlı bahis verdim. Zaten canlı bahislerde ben üstümüzde çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Canlı bahislerde her türlü iyi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Daha iyisi varsa da bilmiyorum artık. İlk periyot Barcelona kazanır dedim. Aldık mı aldık. Bunları buraya vermemiştim. Gruptan attım. Buradan aldık. Ondan sonra dedim ki Makedonya'nın golünü aldım. Hatta dedim ki sıradaki golü de alabilirsiniz dedim. Şöyle daha risk isteyenler. İkisi de geldi. Sonra bir bahis daha attım. İkinci periyot Anadolu Efes olaraktan da attım. Sonra bir de dep basman 79.5 attım. Hepsi geldi zaten. Yenmişli oldu. Bu grupta da bu şekilde canlı olarak vermeye devam ediyorum. Ara ara veriyorum. Asıl grubum zaten canlı odasıdır. Ama burada vermeye devam ettim. Söyleyeyim açıklamada linki var. Topluluk kısmına da açıklamada ve yorumlarda linki var. Tıklayıp gelebilirsiniz. Geçtim. Şimdi finalin adı ne olur? Oradan bak, gidelim. Ben burada finalin adı ne olur olarak benim zaten favorim Arjantin'di. Ben Arjantin üzerine kurdum bildiğiniz üzere. Arjantin Fransa 19 oran. Alalım abi. 10 lira da buna atıyorum. Geçtik. Ondan sonra Fransa'ya attık mı? Bir de Arjantin Brezilya finali finali olmaz mı? Neden olmasın diyorum. Brezilya'da çok kaliteli kadrosu var. Bir de buna da 10 TL atıyorum. 24 orandan. Bunu attık mı? Ondan sonra her gencin hayali. Bakın. Her gencin hayali olan Arjantin Portekiz finali. Bir Messi bir Ronaldo finali. Bakın şu an bunun üstüne yoktur yani öyle söyleyeyim ben size. Bu hayalin üstüne yoktur. Ki herkesin de isteyeceği bir finaldir bence. Ronaldo vs Messi. Muazzam final. Ben buna da 10 TL'de bunu atıyorum açıkçası. 350 TL veriyor gelirse. Bereket versin. Bunu da aldık mı? Ondan sonra bunu geçtik. Sonra şeye geçiyoruz. Grup aşamasında en çok golü kim atar? Bakın bu gelmesini bekliyorum. Buna 20 20 gideceğim. Grup aşamasında en çok golü kim atar? Ben şimdi grupların hepsini inceledim zaten. Hangi grupta zayıf isimler var ona göre inceledim. Öncelikle burada en çok golü bir Arjantin atar diyorum. Arjantin'in grubu zaten biraz zayıf açıkçası. 20 TL bunu attım. Arjantin'in en çok golü atmasını bekliyorum. Geçtik. Arjantin'e attık. Fransa'da keza en çok gol atabilecek bir grupta. Onu da alıyorum 20 TL'de bunu atıyorum. Bir de arkadaşlar ben Fransa, Arjantin yaptık bir de Hollanda'nın grubu zayıf açıkçası. Hollanda'nın da grupta çok gol atması bence makul olacaktır. 7.80'de bunun oranı var. Buna da bir 20 TL atıyorum. 156 TL veriyor. Çok güzel. Tamam. Bunu da yaptık mı? Yaptık. Ondan sonra turnuvanın en değerli kalecisi kaldı sadece. Onu da değerlendireceğim. 3 tane bahis aldım. Ben bir burada Kurtuğa'yı direkt alırım arkadaşlar. Kurtuğa çok zor gol yiyen kaleci. Genellikle bu tür turnuvalarda zaten yani en iyi kaleci seçilmeye en büyük adaylardan bir tanesi. 20 TL bunu atıyorum öncelikle. 94 TL veriyor. Aldık. Onun yanına kimi alalım dedim ben. Fransa'da Loris. Loris de şu son dönemde formu bence çok üst düzeyde bir kaleci. O yüzden buna da bir 20 TL atmak istiyorum. Ve son 20 TL'miz kaldı. Son 20 TL'yi de kime atacağız? Tabii ki dünya finalini kazanırsa en iyi kaleci de burada Martinez seçilebilir. 6.20'de onun oranı var. Arjantin kaleci Aston Villa'nın da kalecisidir. 20 TL'de bunu atıyoruz. Hop kapattık. Bakiyemiz ne oldu? 0 lira 47 kuruş. Geçtik. Şöyle bekleyen kuponlara gelelim. Toplamda bekleyen kaç tane kuponumuz oldu? Çok fazla kuponumuz oldu. Arjantin buna ne dedik? En değerli kaleci Martinez oynadık 20 TL. En değerli kaleci Loris oynadık 20 TL. En değerli kaleci Kurta oynadık 20 TL. Sonra en çok gol atan kim? Hollanda olabilir dedik. Buna oynadık. En çok golü kim atar dedik. Hollanda'yı oynadık gösterdim bunu. Sonra Fransa'ya oynadık. En çok gol atar Fransa atabilir dedik. Sonra Arjantin'a dedik en çok gol atan takım Arjantin olabilir dedik. Sonra Dünya Kupası finalinin adı kim olur? Arjantin Portekiz dedik. Buna da bir 10 TL attık. Sonra Dünya Kupası finalinde ne olur? Arjantin Brezilya yaptık. Arjantin üzerine kurdum dediğim gibi. Benim favorim o. Şöyle 19 orandan da Arjantin Fransa yaptık. Onun dışında 14 orandan Dünya Kupası şampiyonu kim olur? Portekiz dedik. 70 orandan 10 lirada Sırbistan'a attık. Gizli favoridir bence. Ona da bir değerlendirme altına aldık. Dünya Kupası şampiyonu kim olur? Arjantin'e 30 TL attık. Sonra 100 TL'lik grubu, 100 TL'lik kuponum budur. Fransa'nın gruptan lider, Almanya'nın lider, Portekiz'in lider çıkmasını bekliyorum. Bu şekilde. Ve 200 TL'lik 3 oranlı kuponum da budur. Toplamda da 600 lira para veriyor. Zaten 500 liralık oyun oynadık. Bu da benim son kuponumdur. Değerlendirecekleri, katılacakları bol şanslar. Dünya Kupası finali şampiyonu kim olur? Sizlerle yorum yazmayı unutmayın. Like ve yorum eksik etmeyin. Bol şanslar görüşmek üzere seviyorsunuz bay bay